ALB Forex'e gireceğiz. Araştırma uzmanı Onur Altın bizimle olacak. Onur'a merhaba diyeyim ve hemen aslında tarım işi sonrasındaki yeni haftadaki algıyı sorayım. Özellikle kuvvetli tarım işi istihdam datasına rağmen ABD tarafında tahvil faizlerinin düşmeye başladığını, altın fiyatlarının yükseldiğini gördük. Yani Amerika'dan gelen iyi datalar artık eskisi gibi Fed'in faiz artırımını fiyatlamıyor mu? Ve bununla beraber de siz bu hafta hem ABD piyasasına tahvillerde hem de dolar tarafındaki paritede, dolar endeksine ve dolarda ne beklersiniz Onur? Merhaba Güzel, öncelikle. Tabii ki geçen hafta tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Beklentilerin oldukça üzerinde, 287 bin olarak gerçekleşti. Ama bir önceki aya baktığımızda o da beklentilerin altında, 38 bin olarak gerçekleştirmişti ki yeni revizesi 11 bine geri çekildi. Bunun ana sebebine baktığımızda Amerika'da istihdamın tam kapasiteye ulaşması sebebiyle orada bir geçen ay verimlilikten kaynaklı aşağı yönlü hareketler gözlemlemişti. Daha sonrasında istihdam piyasasında tekrar bozulmaların görülmesi, ki bunu da işsizlik oranlarının tekrar %4.9'a çıkmasından anlıyoruz. İstihdam verileri de tekrardan iyi geldi. Bunun altın piyasasına yansımasına baktığımızda geçen hafta Cuma günü ilk etapta altın fiyatları aşağıya doğru sert bir şekilde düşüş kaydetmişti. Ancak daha sonra ortalama saatlik kazanç adını verdiğimiz reel ücretlerdeki artış ve reel ücretlerdeki azalış ve işsizlik oranlarındaki artış bu olumlu etkiyi kırdı ve altın fiyatları tekrardan yukarı doğru yönelmeye başladı. Reel ücretlerdeki azalışın enflasyon tarafında aşağı yönlü baskı getirmesini bekliyor piyasalar. Çünkü harcamalar kaleminde orada aşağı yönlü etkiler çoğalırsa enflasyon tarafında biraz baskı hissedebilir. O da bu hafta Amerika'dan gelecek olan enflasyon datalarında bunun olup olmayacağını göreceğiz ve bizim için altın fiyatlarının da belirleyici olacaktır aynı zamanda. Yine bu paralelde altın tarafında fiziki talebin oldukça yükseldiğini görüyoruz son dönemde. Brexit öncesinde güvenli liman algısıyla altına kayan yatırımcılar Brexit sonrasında kar realizasyonlarını gerçekleştirdikten sonra bu altın alımlarına devam etmeyi sürdürdüler. Özellikle Çin ithalatına baktığımızda Mayıs ayı verileri Çin ithalatının bir önceki aya göre fiziki altın talebinde %68'lik bir artışı işaret ediyor olması, altının da 1375'lere doğru giden seyrini bize açıklayan diğer bir unsur oldu. Amerika 10 yıllık tahvillerine değindiğin güzel, orada da dediğin gibi 2012'nin de altına gelerek 2012 Temmuz'da yaşanılan seviye olan 1.38'lerin de altına gelerek 1.32'lere kadar geri çekildi. Çünkü geçen hafta tarihi dip seviyesine ulaştı. Buradan tekrardan toparlanma görülüyor. Eğer bu toparlanmanın devam etmesi altın fiyatlarını tekrardan aşağıya doğru çekebilir. Bu hafta 1.357 seviyesini takip ediyor olacağız haftalık pivot noktamız, ki bu seviye oldukça kritik bir destek noktası bu sabah denendi. 1.357'nin altında önce 1.342 ve daha sonra 1.330'lara doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarıda alımların kalıcı olabilmesi için 1375-1390 aralığının yukarı yönlü kırılması lazım. O zaman da yeni yukarı doğru yeni bir trendin başladığını söyleyebiliriz. Euro dolar tarafına baktığımızda Euro dolar tarafında özellikle bu hafta Euro bölgesinden açıklanacak enflasyon verileri etkili olacaktır Euro tarafındaki fiyatlamalarda. Yine Amerika tarafında iç tüketime dayalı Amerika ekonomisinde gelecek olan perakende satış verileri Amerika ekonomisinin son makro ekonomik görünümünü ortaya koyacaktır. Ki enflasyonda Haziran ayı faiz projeksiyonlarında yukarı yönlü bir beklenti içindeydi piyasalar. Enflasyon datalarının biraz iyi gelmesi bekleniyor. Bu noktada enflasyon tarafında olumlu gelecek veriler Euro dolar tarafındaki aşağı yönlü baskıyı kuvvetlendirebilir. Teknik anlamda şu anda satış baskısı altında parite ve aşağı yönlü eğilim daha ön planda. Evet. Orada da 1.1105'in üzerine çıkarsak 1.1215'e doğru yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Aşağıda da 1.10'un altında 1.09'a kadar gerileme yaşanabilir güzel. Çok teşekkür ediyoruz Onur Altın. ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın görüşlerini aldık.